Hanginiz gerçek Tarık? Söyleyin bakalım. Gerçek Tarık benim birader, benim. Allah Allah. İki numara sen konuş bakayım. Gerçek Tarık benim kardeşim. Allah Allah. Üç numara sen konuş. Oğlum benim onlar değil. Ben gerçeğim. Hayır asıl ben gerçek Tarık'ım. Yalan söyleme. Hayır ben gerçek Tarık'ım. Ben gerçek Tarık'ım. Allah'ım yarabbim, kafayı yiyeceğim Neyse bir test yapacağım arkadaşlar. Gerçek Tarık'ın kim olduğunu öğrenmek için bu test çok işime yarayacak. Tarık biliyorsunuz ki arkadaşlar tam bir elmas aşığı. Şöyle arkadaşlar böyle altını koyalım, zümrüdü koyalım, demiri koyalım, tamamdır. Evet arkadaşlar 3'ten geriye sayacağım. 3'ten geriye sayımın bittiği zaman burada en çok olmasını istediğiniz, en çok sahip olmak istediğiniz madenin üzerine zıplayacaksınız ve orada duracaksınız, tamam mı? 3, 2, 1. Hadi bakalım arkadaşlar, hepsi gidiyor, nereye gidiyor? Elmas'a gidiyorlar. 3 numara düşündü biraz. 3 numara düşündü, bak gördünüz mü? 3 numara orada düşündü. Onu bak ettirme, gerçek Tarık benim. Hayır benim. Hayır benim. Hayır benim. Ya birader birazdan konuşmayın. 4 numara. Sen ne yapıyorsun orada bakayım? Kanka benim oğlum. Bilerek zümrüdü seçtim. Ben gerçek Tarık. Yok ya, beni kandırmaya çalışıyor. Tarık olsaydı elması seçerdi. Kandırıkçı. Oğlum ya ne diyorsun sen? Benim gerçek Tarık. 3 numaradan şüpheleniyorum arkadaşlar. Kesin Tarık olmayabilir, olabilir de yani. Biraz çünkü düşündü orada. Gerçek Tarık olsa direkt elması seçerdi yani. Direkt seçerdi. Sen direkt zümrüde gittin. Tarık zümrüt sevmiyor. Evet Feritet, kararını ver bakalım. Kime eğiliyorsun? 3 numaradan birazcık şüpheliyim. 3 numarayı şimdi denemeyeceğim. 4 numara ama kesinlikle Tarık değil. Bu adam Tarık olamaz. Emin misin? Evet eminim sunucu bey. 4 numara çıkart bakalım maskeni. Gel buraya. Yok abi kesinlikle Tarık olamaz. Tarık olsaydı elması seçerdi. Aa bak dedim işte, Tarık değilmişsin sen. Vay be abi, ben nasıl anladın Tarık olmadığımı? Kerizsin çünkü. Gittin zümrütün üzerine çıktın. Tarık'ın en sevdiği maden elmas madeni. Zümrüt değil. Ha anladım. Ben bu zümrütü alabilir miyim? Al tamam, al be, öf al. Hadi bay bay, benim zümrütüm oldu. Hey Allah'ım yarabbim, adam zümrüt kazanmak için yarışmaya katılmış. Neyse sıranıza geçin, hadi bakalım. Evet. Oğlum bak bana kesin güven, bak vallahi ben Tarık, bunların hiçbiri gerçek değil. Nereden bilebilirim ben senin Tarık olduğunu 3 numara? Gittin orada maden seçtin, gözümle gördüm. Elmasın üzerine atlamak yerine burada 2 saniye bekledin. 3 numara tam bir yalancı birader, gerçek Tarık benim bak. Bu gerçekten benim. Hiçbirinize inanmıyorum ben. Hepiniz birbirinizden yalancısınız. Neyse durun bakalım. Benim var ya gerçek Tarık bulmak için, bak şimdi bulacağım arkadaşlar, izleyin. Elimde son model bir televizyon var. Biliyorsunuz ki Tarık televizyonu çok sever. Bu televizyonu bir anda yere atacağım ve bu televizyonu kim ister diyeceğim. Tabii ki de arkadaşlar gerçek Tarık gider televizyona koşar ve o televizyonu alır. Bakalım kim sahte Tarık, kim gerçek Tarık, hep birlikte göreceğiz. Bu televizyona ilk dokunan bu televizyonun sahibi olur. Hadi bakalım hadi. Aha 3 numara gene geç kaldı, gördünüz mü? Var bu 3 numarada bir alamet de, neyse. Benim televizyonum. Durun oğlum, bir kavga etmeyin birbirinize. Deli misiniz ya? Bu televizyon altı üstü bu. Neyse ben çıkarımımı yaptım. Şimdi herkes yerine geçsin bakalım. Bu arada televizyona ilk başta 2 numara dokundu. İlk dokunan 2 numaraydı. 2 numaraya şöyle televizyonunu veriyorum. Sağ ol kardeşim. Gerçek Tarık'a verdi televizyonu. Hadi ya, öyle mi? Gerçek Tarık'a verdin diyor bir de. Hiçbirinize güvenmiyorum. Aranızdan birisi gerçek Tarık. Evet doğru. Biliyorum. Aranızdan birisi kesinlikle gerçek Tarık ama kim olduğunu bilmiyorum. Sunucu abi sen biliyor musun gerçek Tarık kim? Biliyorum da niye söyleyeyim? Doğru, evet niye söyleyesin ki? Evet arkadaşlar 3 numaradan çok şüpheleniyorum. 3 numara var ya kesin Tarık değil abi. 2 kere fail yaptı çünkü. Çok düşünüyor ya. Nasıl bulacaksın gerçek Tarık'ı? Bir fikrin var mı? Evet bir fikrim var abi. Hemen geliyorum. Bakın şimdi nasıl bulacağım gerçek Tarık'ı? İzleyin. A few moments later. Şöyle upuzun bir parkur yaptım arkadaşlar. Böyle geliyor, böyle geliyor ve sonunda televizyon ödülü var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi gerçek Tarık arkadaşlar biliyorsunuz ki parkur noobu. Yani gerçek Tarık kimse arkadaşlar bu parkuru en geçemeyendir. O yüzden arkadaşlar gerçek Tarık'ı büyük ihtimalle bu oyunda bulacağız. Evet 3'ten geriye sayacağım ve 3'ten geriye sayımın bittiği zaman bu parkuru bitirmeye çalışacaksınız. Sonunda televizyon ödülü var he. Aman Allah'ım televizyon ödülü mü? Aman Allah'ım çok mutlu oldum. Olursun mutlu sen 3 numara, sen mutlu olursun. Evet 3'ten geriye sayıyorum. 3, 2, 1 başla. Gerçek Tarık arkadaşlar bu parkuru tamamlayamaz bile. Baksanıza şu merdivene bile gelemez. 3 numaraya bak sen. Bak. O nereye kadar gitti? Evet arkadaşlar diğerleri yani çok anlayamıyorum hangisi Tarık hangisi Tarık değil ama
Bakalım göreceğiz. Aha, 3 numara. Ha, numara? Arkadaşlar 3 numara Tarık için çok pro. Arkadaşlar Tarık bu kadar parkur prosu değil. Tarık bu kadar pro değil yani. Yaşasın, geçtim. Televizyon benim oldu. Televizyonum oldu. Ben televizyonu çok seviyorum. Arkadaşlar 3 numara gerçek Tarık değil. Bak kalıbım hazırım ki gerçek değil. Seni eledim oğlum. Sen bittin. Sen bittin. Ben gerçek Tarık. Hayır be, sen gerçek Tarık falan değilsin. Gerçek Tarık parkur noobu. Baba baba 5 numaraya bak arkadaşlar. 5 numaraya gitti. Aha 2 numarada hep burada düşüyorlar arkadaşlar. Hep burada düşüyorlar. Arkadaşlar 5 numara gidemedi, tamam. Neyse tamam, parkur yapmayı kesin. Ben şimdi kimin ne olduğunu anladım. Geçin bakalım yerinize, geçin bakalım. Şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Evet Ferit'in, söyle bakalım. Kim gerçek, kim sahte? Biraz riskli olacak ama ben bir kişiyi eleyeceğim. Aklımda bir kişi var. Kimmiş o kişi, söyle bakalım. 3 numara sen var ya, kesinlikle Tarık olamazsın. Oğlum sakın öyle bir şey yapma, ben Tarık'ım bak. Vallahi Tarık benim. Havada bulut, sen Tarık olmayı unut kardeşim. Seni eliyorum çünkü sen Tarık olamazsın. Parkur prosu Tarık o kadar parkur prosu değil. Emin misin Ferit? Bak Tarık da olabilir. Yani acaba 2 numara mı eleyeceğim? 3 numara eliyorum ya. Eledim gitti ya. Sen kesin Tarık değilsin abi. Kesin değilsin. Tamamdır 3 numara. Yavaşça gel ve maskeni çıkart. Acaba 3 numara Tarık mıydı? Yok abi. Olabilir mi acaba ya? Olabilir mi acaba? Olabilir mi? Göreceğiz şimdi. Yok ya. Kesin değildir abi. Ben eminim ya. Ben kararımda eminim yani. 3 numara Tarık olamaz. Ben Tarık'ı tanıyorum yani. O değil. Tamam 3 numara. Çıkart bakalım. Aha biliyordum Tarık değilsin sen. Biliyordum Tarık olmadığını. Örümcek kız var ya, sen var ya çok benziyorsun Tarık'a. Ya aşkım nereden anladın? Nereden anladım? Maden seçerken bekledin. Parkuru çok hızlı bitirdin. Ne bileyim televizyona hızlı koşmadın. Bu hareketlerinden anladım senin Tarık olmadığını. Ya aferin Ferit'e, çok riskli bir eylem yaptın ama başarılı sonuçlandı. Harbiden arkadaşlar bayağı korktum ya Tarık'ı seçtim diye, ama Tarık değilmiş Allah'a çok şükür. Şimdi 1, 2 ve 5 numara kaldı arkadaşlar. Bunlardan 3'ünden biri Tarık. Benim birader benim. Hayır Tarık benim. Hayır Tarık benim. Hayır oğlum benim Tarık benim. Ya bir susun be, hiçbiriniz Tarık'a benzemiyorsunuz. Yani Tarık sen de kardeşim, yani kendin gibi davran ya. Kendin bir gibi bile davranamıyorsun ya, bulamıyorum seni. Neyse aşkım ben gidiyorum, hadi hoşça kal, size iyi oyunlar. Görüşürüz aşkım, bay bay. Evet, aranızdan iki kişi Tarık'ı gerçekten çok iyi taklit ediyorsunuz, onu söyleyeyim. Yani Tarık'ın kendisinden daha iyi taklit ediyorsunuz. Yani anlayamıyorum hanginiz Tarık. O yüzden şimdi üçünüzle bir oyun oynayacağım. Bu oyunun sonunda kesin gerçek Tarık'ı bulacağımı inanıyorum bak. Vallahi bulacağım yani. İnşallah, hadi bul bakalım. Bugün atış testi yapacağız. Tarık parkurda noob olabilir ama atışta pro arkadaşlar. Atışı çok iyi. Yani Tarık çok iyi ok yay kullanıyor. 5 numara hadi gel bakalım, sıra sende. Tamamdır kanka, geliyorum, ben gerçek Tarık. Ya bir sus be, Allah Allah, geç bakayım yerine. Şimdi gerçek Tarık olsaydı arkadaşlar soru noktadan vururdu. Bakalım arkadaşlar 5 gerçek Tarık mı? Eğer maviden ve kırmızıdan vurursa kesin sahte Tarık'tır abi. Çünkü benim tanıdığım Tarık sarıdan vurur. Vuruyorum şimdi. Hadi vur bakalım, gerçek misin sahte misin görelim. Bayağı iyi vurdu. Şuna bakın arkadaşlar, tam sarı noktanın 12'den vurdu resmen ya. 5 numara Tarık olabilir. Korku, ben gerçeğim diyorum bak, diğerleri sahte, bak ben gerçeğim, beni seç. Yo, seni seçme böyle körü körüne. Nereden bileceğim senin gerçek Tarık olmadığını? Şimdi sırada 1 numara. 1 numara gel bir de sen vur bakalım. Bakalım ne kadar iyisin okçulukta. Evet 1 numara geliyor arkadaşlar, 1 numara geliyor. O nasıl bir vuruş öyle? Kanka elimden kaydı, ben gerçek Tarık, bak vallahi güven bana, ben gerçeğim. Sen gerçek Tarık olsaydın böyle bir vuruş yapmazdın. Şuna bakın abi, resmen dışarıya vuracakmış. Gerçek Tarık olsa sarıdan vururdu. Kanka elimden kaydı, insanlık hali oğlum, hatasız kul olmaz. Tarık böyle bir hata yapmaz kardeşim. Sen kesin Tarık değilsin, kesin. Geç bakalım yerine, geç bakalım. Bir de 2 numara deneyeceğiz. 2 numara sen gel bakalım. Tamamdır kanka, geliyorum. Geç bakayım yerine, aferin. Şimdi 1 numara kesin Tarık değil arkadaşlar. 5 numara Tarık olabilir. Bir de 2'yi deneyelim, bakalım 2 nasıl yapacak. İki de efsane vurdu. Şuna bakın. Kanka ben gerçek Tarık, bak kendimi nasıl kanıtlayabilirim bilmiyorum ama ben gerçeğim. Geç yerine. Allah Allah. İyi vurmuş olman Tarık olacağın anlamına gelmiyor.
5'teyi vurdu. O zaman 5'te mi Tarık? Sen ya da o işte. İkinizden biri Tarık. Bir numara kesin Tarık değil. Ondan eminim. Evet Ferit, kimi eliyorsun? Söyle bakalım. Ben kimi eleyeceğimi çok iyi biliyorum abi. Cevabım nettir. Ben bir numarayı eliyorum. Kanka şu anda bak gerçek Tarık'ı eliyorsun, haberin olsun. Olabilir mi acaba? Bence bir daha düşün. Çok hızlı karar veriyorsun. Adamın belki eli kaymıştır. Eli kaymış mıdır? Şimdi 5 ve 2 iyi vurdu. Bir numara kötü vurdu. Gerçekten çok kötü vurdu. Yani benim bu durumda yani bir numara Tarık'sa bile yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir numarayı elemem lazım. Çünkü mantık onu gösteriyor. Emin misin? Evet eminim abi. Tamam bir numara, buraya gel ve maskeni çıkart. Tamamdır, geliyorum. Olamaz arkadaşlar, bakamayacağım ben, bakamayacağım. Ya Tarık'sa vallahi arkadaşlar yandım ya. Umarım Tarık değildir. Joker? Nereden buldun oğlum beni ya? Ben bulurum seni oğlum. Sendin demek ki. Tarık gibi davranıyor bir de. Vuramamandan anladım. Tarık olmadığını biliyordum. Evet iyi yaptın, aferin sana. Ama iyi dayandın değil mi? Evet çok iyi dayandım bu ele kadar ama yandın işte. Neyse ben gidiyorum, banka soyacağım. Hadi bay bay. Banka mı soyacaksın? Hey banka soyma. İnsanların parasını çalma Joker. Neyse yarışma devam ediyor. 2 kişi kaldı. Yani bu demek oluyor ki %50-50 şansla aranızdan bir kişi Tarık. Tarık benim. Hayır Tarık benim. Hanginiz Tarık be? Hanginiz Tarık be? Evet bulabilecek misin gerçek Tarık? Şansımı denesem mi acaba? Uydursam mı? Beşimi seçsem ikiyi mi seçsem? Beşimi seçsem ikiyi mi seçsem? Beni seç birader, ben gerçek Tarık'ım. Anlamıyor musun sesimden? Oğlum gerçek Tarık benim. Bak benim sesimden anlaman lazımdı. İkinizin sesi de aynı be. Allah Allah, hanginizden anlayayım? Zaten sesiniz çok kalın geliyor. Tarık'ın sesi normalde böyle değil. Şansını mı deneyeceksin yoksa bir oyun daha oynayacak mısın? Bir oyun daha oynayacağım. Hem de kişisel sorular soracağım bu sefer. Bu soracağım kişisel sorulara cevap verme hızınızdan kim olduğunuzu anlayacağım. Çünkü gerçek Tarık bu soracağım sorulara en hızlı cevabı verir. Benim en sevdiğim yemek. Aha ilk 2 numara bastı. Kanka senin en sevdiğin yemek meyve tabu. Doğru cevap. Tarık'ın en sevdiği televizyon programı. Aha yine 2 bastı. Tabii ki de İmarsol. Doğru, evet doğru. Son soru. Tarık'ın en sevdiği yemek. Gene 2 numara. Oğlum tabii ki de benim en sevdiğim yemek hamburger. Evet arkadaşlar gerçek Tarık 2 numara. Hayırlı uğurlu olsun. Oğlum hayır benim. Boşuna konuşma be. Öyle bakalım kimi seçiyorsun, gerçek Tarık kim? Sunucu abi gerçek Tarık 2 numara, sahte Tarık da 5 numara. Emin misin? Tabii ki de eminim abi. İyi, ikiniz de maskenizi çıkartın bakalım. İşte bu. Oğlum ben sonunda beni buldum birader. Maskenin içinde kalter içinde kaldım. Tarık sen de Tarık gibi davranmıyorsun ki seni bulayım be birader. Ahmet abi. Oğlum beni nasıl buldun ya, of ya. Ben seni bulurum Ahmet abi. Her neyse canım ailem, bir videonun daha sonuna gelelim. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ferit ailesi sağda solda giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda giden çıkan video ya. Lütfen tıkla unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın Ferit ailesi. Sağda solda giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Like at, kanala abone ol ve bildirimleri aç. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay canım ailem. Görüşürüz.